Bir nükleik asit hidroliz edilmiş, hangileri meydana gelebilir ki nükleik asitler baz artı şeker artı fosfat denilen nükleotitlerden meydana gelir. Dolayısıyla onu hidroliz ettiğinizi düşünürseniz fosfat artacaktır. Hidrolizde su azalır. Hidroliz sırasında ATP üretip tüketimi gerçekleşmez. Nükleik asit DNA da olsa RNA da olsa yapısında amino asit bulunmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olur. Gen mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Sütten yoğurt yapımı, elmadan sirke üretimi klasik biyoteknolojik yöntemlerde bir ürün üretilmiş ve klasik yöntemlerle üretilmiş. Peki, genellikle bitkilerde kullanılan somatik hücrelerin 2 kromozom takımından daha fazla sayıda kromozom takımına sahip olması poliploidi. Ploidi şuradan aklınızda kalsın. Mesela haploid N kromozom, işte diploid 2N kromozom ama poliploid 2N'den daha fazla kromozom. Rekombinant DNA teknolojisiyle antibiyotik ve hormonların üretimi sağlanabilir. Neydi bu rekombinant DNA? İstenilen gen bölgesi bir plazmik DNA'ya aktarılıyor ve o başka bir mikroorganizma içerisinde çoğaltılıyordu. DNA parmak izinin oluşturulmasında sıcaklığa oldukça duyarlı RNA polimeraz enzimi kullanılır. RNA polimeraz değil, DNA parmak izinde DNA polimeraz, Taq polimeraz, Thermus aquaticus bakterisinden izole ediliyor. Bu Taq polimeraz enzimi kullanılır. Biyoteknolojik çalışmalarda kullanılan model organizmaların seçiminde genom büyüklüğü ve yaşam döngüsü uzunluğu dikkate alınır. Hatta genom büyüklüğünün küçük olması istenir ki ona hakim olalım. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Embriyonik kök hücreler şekilde olduğu gibi uygun kültür ortamında geliştirilmiş ve farklı dokular üretilmiş. Blastula evresinde alınmış, bakın kas, sinir, alyuvar yapılmış. Buna göre hangileri doğrudur? Kök hücre teknolojisi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Evet, ileride istediğimiz hücreyi üretebileceğiz mesela. Neden ileride dedik? Çünkü bir takım etik koşullar daha sağlanamadı arkadaşlar. Blastula evresindeki embriyoyu oluşturan hücrelerin nükleot dizilimleri aynıdır. Tabii ki bunlar mitoz bölünmeyle oluşuyor hocam. Sonuçta zigotun mitoz bölünmeler geçirmesiyle oluşuyordu bunlar. Oluşan alyuvar, sinir ve kas hücrelerinin nükleotit dizilimleri farklıdır. Hayır, blastula'nın, o blastula evresindeki her bir hücrenin DNA dizisi aynı olduğu için onlarınki de aynı olmalı. mRNA'daki şifre okunarak polipeptit sentezlenmiş. Buna da translasyon denmiş. Yani protein sentezi. Protein sentezinde ne meydana gelebilir? Kullanılan amino asit artar ama ortamdaki amino asit sayısı tabii ki azalır. mRNA kalıp olarak kullanılır, sayısı sabit kalır. Kullanılan antikodon sayısı artar. Hücre içi yoğunluk azalır ifadesi kullanıyor. Neden? Çünkü bir yandan siz bir monomer tüketiyorsunuz, bir yandan dehidrasyonla su açığa çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bir polipeptidin yapısında bu amino asit çeşitleri bulunmakta. Bu polipeptidin sentezi ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Stop kodonu dahil edeceğiz. Şimdi triptofan, lizin, metion, arginin, izolosin bunlar amino asit isimleri ve karşılarında da kaç kere kullanıldığı yazılmış. 3, 5, 8, 2 daha 10, 17, 8 daha 25 amino asit kullanılmış. Her bir amino asit bir kodon tarafından şifrelenir ve her bir kodonda 3 nükleotit bulunur. Doğru mu? Evet. Peki 3 nükleotit bulunuyor. 3 nükleotit varsa dolayısıyla burada 75 nükleotitten bahsederiz. Güzel. Bir de stop kodon olacak. Bir tane stop kodon, onun da 3 nükleotiti var. Yani bir zincirde 78 nükleotit olacak. Peki bir DNA molekülünden şöyle bir mRNA sentezlenmiş olsaydı şu zincirden, yani 78 nükleotit içeren zincirden mRNA sentezlenmiş olacaktı. Gen 156 nükleotit. Gen dediğimiz zaman 2 zinciri kabul ederiz. 78 çarpı 2 156. Sentezden sorumlu mRNA zincirinde 26 kodon var. 25 amino asit için, bir tane de stop kodon için 26. Bu ifade de tamam. Sentezde en az 5 çeşit antikodon görev alır ki antikodon tRNA'dır. Neden en az 5 çeşit? Çünkü triptofan, lizin, metionin, arginin, izolosin. En az 5 çeşit amino asitimiz olduğu için. DNA'nın kendine işlemesi sırasında görev alan XYZ enzimleriyle ilgili çalışma kartları hazırlanmış. Bu çalışma kartlarında neyin ilave edilmesi doğru olur tarzında bir soru sorulmuş. Güzel bir soru, güzel kurgusu var. DNA'nın şifre veren ipliğine uygun şekilde yeni sentezlenecek zincirin ucuna nükleotit bağlanmasını sağlar. DNA polimeraz enzimi ve aynı zamanda bu enzim DNA'da meydana gelen hataların onarılmasını sağlar. Güzel. Replikasyon sırasında oluşan DNA parçacıklarını birbirine bağlar. Ligaz ve faaliyeti sırasında ATP harcanır. Ligazın ve helikazın faaliyeti sırasında ATP harcanır. DNA'nın azotlu organik bazlar arasındaki zayıf hidrojen bağlarını birbirinden kopartır. Yani hidrojen bağlarını kopartarak replikasyon çatalı oluşumunu sağlar. Kim bu? Helikaz. Cevabımız E seçeneği olur. Güzel bir soru. X ve Y genleri var. DNA üzerinde şöyle işaretleyelim. Mesela şu bölge X bölgesi olsun, şu bölge Y bölgesi olsun. X ve Y genlerinde protein sentez sırasında yani mRNA sentezlenirken şöyle kırmızıyla da mRNA çizelim. Şöyle mRNA sentezlenirken bir problem oluyor. Bu problem sırasında da o mRNA'nın üzerinde değişikliğe rağmen X'te amino asit dizilimi değişmiyor. Ancak Y'de amino asit dizilimi değişiyor. O zaman mesela X için şunu söyleyebilir miyim? Bir amino asidin birden fazla kodon tarafından şifrelenmesi o proteini kurtarmış oldu. Peki bazı amino asitler mRNA'da birden fazla kodon ile şifrelendiğinde X geninden sentezlenen polipeptidin amino asidi değişmemiştir. Güzel. Bu aynı söylediğimiz cümlenin aynısı ki çıkmış sınav sorusu bu. Y geninden sentezlenen polipeptidin sentez sırasında kurulan peptit bağ sayısı kesinlikle değişmiştir. Hayır bak şimdi kesinlikle diyemezsin hocam. Çünkü farklı bir amino asit gelmiş, olay devam etmiş. Proteinin yapısı değişmiştir ama o protein içindeki amino asit sayısı kesinlikle değişmiştir demeniz için orada stop kodon olması lazım mesela. Y geninden yeniden sentezlenecek bir mRNA molekülünde aynı baz değişimi kesinlikle gerçekleşir. Hayır. Bu şu anda mRNA sentezlenirken olmuştur. Bir dahaki sefere olmayabilir. Dolayısıyla cevabım yalnız 1 olacak. Şekilde polizom durumu verilmiş. Yani bir mRNA birden fazla ribozomla kullanılarak aynı çeşit proteinden çok sayıda sentez yapılmış. Yani olayı özetledik aslında. Protein sentezleri tamamlandıktan sonra oluşan KLM proteinlerin amino asit dizilimleri aynı olur. Sonuçta burada bir mRNA'dan bahsediyoruz. Ribozom organelinin çeşitliliği protein çeşitliliğine neden olur. Hayır. Yani ribozom çeşitliliğe neden olmayacak. Neden olan yani çeşitliliği sağlayan ya da en azından şifreyi veren kişi mRNA'dır. Bu mRNA'ya bağlı bir durumdur. Polizom durumunda zamandan tasarruf sağlanabilir. Evet, çünkü kısa sürede aynı çeşit proteinden çok sayıda sentezleniyor. Bir öğrenci protein sentez sırasında gerçekleşen bazı olaylarla ilgili bir tablo oluşturmuş. Tablodaki olayların gerçekleşme sırası soruluyor. Peki bakalım şimdi mRNA sitoplazmaya geçmiş. AUG kodonu ile UAC antikodonu karşılıklı gelmiş. UAC antikodonuna sahip tRNA'nın metionamino asidini sitoplazmada kendine bağlaması. Genetik şifrenin mRNA'ya aktarılması. Olayımız şu. Şimdi genetik şifre bir kere mRNA'ya aktarılacak ve mRNA gidecek sitoplazmaya çıkacak. Sitoplazmaya çıktığı mRNA'nın üzerinde bir başlatıcı kodon var değil mi? Bu başlatıcı kodon AUG, buna karşılık gelen bir tRNA olacak. Nedir o tRNA? İşte metionin amino asidini taşıyan tRNA ki nedir? UAC'dir. Burada küçük ad birime bağlandığını kabul ediyorum bu arada. Çünkü seçeneklerde yok. O zaman UAC antikodonuna sahip tRNA metionin amino asidini sitoplazmada kendisine bağlamış ve bunu mRNA'ya taşıyıp getirmiş. Bu tarz bir sıralama hangi seçenekte? E seçeneğinde. Bir araştırmacı eşit sayıda nükleotit içeren 4 farklı DNA molekülünü analiz ediyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi eşit sayıda nükleotitte biz biliyoruz ki GC oranı arttıkça hidrojen bağ sayısı artacağı için sağlamlık artar. Yani burada bakın AT çok fazla olduğu için GS az olacak. Burada da AT çok az olduğu için GS oranı yüksek olacak. Yani X mesela hepsinden daha güçlü bir yapıya sahip DNA'dır diyebilirsiniz. Peki şimdi hepsini ayrı ayrı inceleyelim. Toplam zayıf hidrojen bağ sayısı Y'de Z'den daha fazladır. Hayır. Çünkü GS oranı Z'den daha az. Pirimidin sayısı X eşitte. Zaten eşit sayıda nükleotit içerdikleri için ki pürin de pirimidine eşit olduğu için dolayısıyla bu ifadeyi doğru kabul edersiniz. Fosfat sayısı yine baz artı şeker artı fosfat nükleotit olduğu için kabul ederiz. Fosfodiester bağ sayısı toplam nükleotitleri aynı olduğu için eşit olmak zorunda. Cevabımız 2/3 olur. Melez bir DNA molekülünün ağır azotlu ortamda 2 kez eşlenmesi takip ediliyor. Şimdi elimizde 15-14 melez bir DNA var. İlk eşlenme sonucunda 15-15 ve 14-15 olacak. Ağır azotlu ortam olduğu için sonraki eşlenmede de şu şekilde 15-15, 14-15 olacak. Şimdi hocam mesela 100 defa deseydi ben böyle tek tek yazacak mıydım? Hayır. Sonuçta ağır azotlu ortamda bak çoğunluk ağır azot olacak. Başlangıçta da zaten bir tane 14 var. O kaybolmayacak. Yani 100 defada 1000 defada olsa bir tane 14-15 olacak. Geriye kalan her şey 15-15 olacak. Şimdi şöyle bakalım ağır DNA yüzdesi. Birinci eşlenme sonucuna baktığımızda şuraya birinci eşlenme sonucuna baktığımızda birinci eşlenmede %50. İkinci eşlenmeye baktığımızda ise ağır DNA 3/4 yani %75 oluyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. Birinci eşlenmede melez DNA sayısı 1. Evet 14-15 şuraya bakalım 14-15. Ancak başka 14 olmadığı için ikinci eşlenme hatta 100. 1000. eşlenmede de eğer ortamı değiştirmezsek bir tane melez olacak. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Normal azotlu DNA zincir sayısı. Birinci eşlenmede 1. Şimdi normal azotlu DNA zincir sayısı 14'ten bahsediyor. Birinci eşlenmede bir tane 14 var. Şöyle kalemin rengini değiştirelim. Şurada bir tane 14 var. Evet ama bu bir tane 14 kaybolmayacak. 100 defa da eşlesek en sonunda yine bir tane olacak. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneği olacak. Bir öğrenci mahalle, ilçe, il, ülke arasındaki ilişkiyi bu yapılara benzetmeye çalışıyor. Küçükten büyüğe bir sıralama yapmış. Küçükten büyüğe doğru nükleozit baz artı şeker, nükleotit baz şeker fosfat, nükleotitler yan yana gelerek DNA'yı, DNA'da proteinle birleşince kromozomu meydana getiriyor. Bunu hemen hatırlatayım. Kromozomun yapısında protein olur ama DNA'nın yapısında protein olmaz. mRNA ile ilgili hangileri doğrudur? Zayıf hidrojen bağı T ve R için geçerli. Bu gitti. Tekrar tekrar kullanılabilir. Tüm RNA'lar için doğrudur. mRNA'daki kodon çeşitlerinin tamamı amino asit şifreler. Hayır. Ya stop kodonsa bu. Yapısında pürin baz çeşitlerini yani A ve G'yi bulundur. Ama mesela pirimidinlerin hepsini bulunduramaz değil mi? Orada timin var. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 2 ve 4. Kartlar hazırlanmış, amino asiti şifreleyen genlerle beraber ve bir amino asit dizisi verilmiş proteine bağlı. Bu polipeptit zincirinde en fazla kaç çeşit kodon görev alır? Şimdi en fazlayı bulmamız için birden fazla kez yazabiliriz mesela. Şimdi metiyonin hocam zaten her halükarda AUG olduğu için metiyonin bir çeşit. Burada çeşidi arttırmayacak. Ama serin kaç tane var? 2 tane var. İkisini de kullandığımızı hayal edelim. Doğru mu? Yani 2, 3 oldu. 3 çeşit şimdiden geldi. Histidine bakıyorum. Histidin 2 tane ama zaten zincirde bir tane var. Arginin 2 tane ama zaten zincirde bir tane var. Triptofanda bir tane. Dolayısıyla metiyonin için 1, serin için 2 tane etti 3. Histidin, arginin, triptofan için birer tane kullandık. 6. Stop kodonu dahil etmeyeceğimiz için 6'ları yazdım. 6 çeşit kodon görev aldı. Peki. Temizledim burayı. Bu polipeptit sentezinde en az kaç antikodon çeşidi görev alır? Yani en az kaç çeşit tRNA lazım? En az da sonuçta her bir amino asit farklı bile olsa ya farklı kodonlara sahip bile olsa aynı kodon tarafından şifrelendiğini kabul edeceğim. Yani kaç tane amino asit var? Metiyonin, serin, histidin, arginin, triptofan. Bunları almıyorum. Neden? Çünkü diyorum ki hani aynı çeşit tRNA getirecek zaten. Saymaya gerek yok. En az çeşit amino asiti tutuyorum elimde. Kaç çeşit oldu o da? 5 çeşit. Cevabım A seçeneği. Kapalı bir ortamda, güzel, kapalı bir ortam, bir saksı bitkisi. Bu saksı bitkisi için bir deney düzeni oluşturulmuş. Bitkiye yeşil ışık verilmiş, 35 santigrat derecede tutulmuş. Işık kaynağı saksıya 3 metre mesafede. Peki, buna göre fotosentez hızını arttırmak için ne yapılabilir? Bitkiye yeşil yerine mor ışık ver. Güzel. Mor daha fazla fotosentezin gerçekleşmesini sağlar. Sıcaklık artırılmaya devam edilmelidir ama 35 gayet optimum. Ne yapacağım yani şimdi 50 dereceyi mi çıkaracağım? Işık kaynağı yaklaştırılabilir, güzel olur. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Neden ışık kaynağı yaklaştırılsın? Çünkü ışığın şiddeti arttıkça da fotosentez miktarı bir yere kadar artacak da ondan. Biyoloji öğretmeni etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarına ait tablo oluşturmuş. Peki etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda ortak olarak gerçekleşen olaylar: defosforilasyon, glikoliz reaksiyonu sırasında. Karbondioksit çıkışı etil alkol fermentasyonunda olur, ortak değildir. NAD indirgenmesi glikoliz, substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretmek glikolizdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bazı bakteriler kullanılarak bir deney düzeni hazırlanmış. Aerobik oksijenli solunum, yoğurt bakterileri laktik asit fermentasyonu yapmış. Fenol kırmızısı asitli ortamda sarı renge dönüşecek. Yani bir şekilde oraya asitli bir şeyin ulaşması lazım. Peki buna göre düzenekte gerçekleşen değişimlerle ilgili olaylarından hangileri gözlenir? Tıpa açılırsa fenol kırmızısı renk değiştirebilir. Neden? Çünkü şimdi buradan bir karbondioksit vesaire çıkmayacak. Ancak siz bu tıpayı açarsanız buradan karbondioksit çıkacak. Karbondioksit asit olduğu için fenol kırmızısıyla renk verecek. Güzel. Tamam. Şimdi burayı temizledim. B kabında pH düşer, A kabında pH artar. Hayır, pH ikisinde de düşer. Çünkü burada karbondioksit oluşuyor, burada laktik asit oluşuyor. İkisi de asidiktir. A ve B kaplarında ısı artışı olur. Evet, fermantasyon da olsa, solunum da olsa reaksiyonlar egzotermiktir. Sıcaklık artışına neden olur. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonları özetlenmiş. Buna göre X, Y ve Z reaksiyonları ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Şimdi bu X glikoliz, Y etil alkolün son ürün reaksiyonu, Z de laktik asit fermentasyonun son ürün reaksiyonu. X de substrat düzeyinde fosforilasyon olur. Glikoliz doğru. Y ve Z'de NADH moleküllerinin yükseltgenmesiyle oluşan NAD koenzimi X'te tekrar görev yapar. Zaten Y ve Z son ürün reaksiyonlarının amacı indirgenmiş olan koenzimi yükseltgeyip tekrar kullanılabilir hale getirmek. Y'de karbondioksit çıkışı gerçekleşir. Evet, etil alkol fermentasyonu ile laktik asit fermentasyonu arasındaki en temel farktır. Etil alkolde karbondioksit çıkar, laktik asitte çıkmaz. Bir araştırmacı yeni keşfedilen canlı türünde aşağıdaki reaksiyonun gerçekleştiğini görüyor. Bakın burası bir kemosentez denklemi. Neden? Bir inorganik madde oksitlenmiş, açığa enerji çıkmış. O enerji de besin sentezinde kullanılmış. Dolayısıyla bu canlı kemosentez yaptığı için klorofil taşımaz. Kemosentezde olaylar gece gündüz devam eder. Burada oluşan oksijen canlı tarafından kullanılır, atmosfere verilmez ve kemosentez yapan canlı prokaryottur. Çok güzel bir konu tekrar sorusu olmuş. Oksijenli solunum evrelerinde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Ne doğrudur? Şimdi NAD koenzimin indirgenmesi. Krebs'te NADH üretilir. Oksijen tüketiminin glikolizle hiçbir işi yok. Karbondioksit ETS'de çıkmaz, Krebs'te çıkar. Substrat düzeyinde fosforilasyon hem glikolizde hem Krebs'te gerçekleşir. Yani artı eksi eksi artı. Nerede hocam bu şık? Bakıyorum D seçeneğinde. Oksijenli solunum reaksiyonlarının gerçekleştiği evreler verilmiş. K glikoliz. Peki L Krebs hazırlık matrikste gerçekleşir. M'nin kendisi de Krebs. Tamam. Yani bu Krebs hazırlığı Krebs'e dahil de edebilen biyokimya kaynakları var ama en azından olduğu yeri bilelim, mitokondrinin matriksinde. Şimdi sınıftaki öğrencilerden hangileri yanlış açıklama yapmış? K evresinde NAD koenzimi indirgenir, NADH olur. Doğru. L evresinde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir. Hayır. Krebs'te olur, glikolizde olur. M evresi ökaryot hücrelerde mitokondri matriksinde gerçekleşir. Krebs matrikste, ETS krista'da olur. Bu ifade doğru. M evresinde karbondioksit çıkışı gözlenir. Evet, hem L evresinde hem M evresinde karbondioksit çıkışı gözlenir. Yanlışı sormuş bize. Elif hatalı yapmış. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde hangileri gerçekleşir? Karanlık evre reaksiyonlarında besin sentezlenir. Oksijenin atmosfere verilmesi suyun fotoliziyle alakalı bir durumdu. O aydınlık evrede olur. NADPH hidrojenini verir, NADP. Bu nerede? Karanlık evrede. Fotofosforilasyon yine aydınlık evrede olur. Bize ışıktan bağımsız karanlık evrede olan reaksiyonları sorduğu için cevabımız 1 ve 3 olur. Günümüzde biyoteknolojinin birçok yerde uygulama alanını görmekteyiz. Bu uygulama alanlarının gen aktarımı şeklinde gerçekleşmesiyle yapılan. Şöyle söyleyeyim, hatırlarsanız bir X genini alıp plazmid DNA'ya aktarabiliyorsunuz ve oluşan yeni geniniz artık rekombinant DNA oluyor. Siz de bu rekombinant DNA'yı bir bakterinin ya da bir mayanın içerisine aktardığınız zaman artık o bakteriye, o canlıya kendi istediğiniz genleri ürettirebiliyordunuz. İşte protein yapılı olan insülin hormonunun üretim şekli bu şekildedir. Tabloda nükleik asitlerle ilgili bazı özellikler verilmiş. Uygun eşleştirme yapalım. Kendini eşleyebilme DNA'da olur. Ökaryot hücrede sitoplazmada mRNA bulunabilir. Ökaryotlarda DNA, çekirdek, mitokondri ve kloroplast içerisinde bulunur. Fosfodiester zincir üzerinde nükleotitler arka arkaya dizildiği zaman bağın adıdır ki her ikisinde de zincir yapısını görmekteyiz. Prokaryot hücrelerde halkasal yapıda olan DNA molekülüdür. Artı eksi artı artı diye gideceğiz önce. Sonrasında eksi artı artı eksi, cevabımız B seçeneği olacak. Bir polipeptidin genetik şifresini taşıyan mRNA molekülünün bir bölümünün nükleotit dizilimi verilmiş. Burası mRNA molekülü. Buna göre şekilde verilen tRNA'lardan hangisi görev yapmaz? Yani buna karşılık tRNA yazacağız hocam. UA şöyle yapalım. Hani U'yu T olarak kabul ediyoruz ya. ACG, GCG, C'nin karşısına G, U, timin gelmez RNA'da. C'nin karşısına G gelecek, A, U. Şimdi bunlardan hangisi seçeneklerde yok? Mesela UUA var, ACG var, GCG var, GUU var ama CUU yok. Bir hücrede R1 ve R2 olarak sembolize edilen ribozomları görüyoruz. Peki bu ribozom faaliyetlerine göre hangileri doğrudur denmiş? Bir ribozom farklı polipeptlerin sentezinde görev alabilir. Şimdi şurada R1, şurada R1, K polipeptidi, burada M polipeptidi. Evet, bir ribozom farklı polipeptitlerin sentezine görev alabiliyor. Polipeptidin amino asit dizilimini polipeptit zincirin sentezinde görev yapan ribozom belirler. Hayır, RNA, mRNA belirler. Çünkü mRNA DNA'dan aldığı şifreyi getirir. Birden fazla ribozom aynı anda görev yaparak aynı mRNA'nın translasyonunu sağlayabilir. Ki bakın mRNA-Z'de R1 ve R2 aynı anda M polipeptidini sentezlemiş. Bunu neden yapar hücre? O proteinden çok sayıda ihtiyacı varsa. Bilgilerden hangileri yanlıştır? Ribozomal RNA, mRNA ve tRNA. Fonksiyonel yapı kazanırken zayıf hidrojen bağı kurulur. Hücrede en fazla oranda bulunan RNA çeşididir. Bakın burada fonksiyonel yapıda T ve R, TR, bakın TR hidrojen bağı içerir. Bunu unutmayın, Türkiye olarak kodlayın diyorum. Yavaş yavaş sorulara geliyor bakın. Ve en fazla bulunan ritim olarak da onu kodladığımızda rRNA'dır. Sitoplazmadaki amino asitleri ribozoma taşıyan tRNA olacak. Bu 3 yanlış. Peki bir mRNA molekülü farklı polipeptit zincirlerinin sentezini sağlayabilir. Biz bir mRNA'dan bir çeşit protein sentezlenir diyoruz. Prokaryot hücrede sitoplazmada, ökaryot hücrede çekirdekte sentezlenir. Neden? Çünkü tRNA ya da mRNA ya da rRNA hiç önemli değil. Bu RNA çeşitleri DNA tarafından üretildiği için DNA'nın nerede olduğu önemlidir. Ökaryotta, çekirdekte sentezlenir. Bu ifade tamam. Bize yanlışı sormuş. Cevabımız C seçeneği olacak. DNA replikasyonu ile ilgili açıklamalarından hangileri yanlıştır? Prokaryot hücrelerde halkasal DNA tek orijin noktasından açılır. Yani tek bir noktadan, başlangıç noktasından. Ökaryot hücrelerde DNA replikasyonunu kolaylaştırmak, hızlandırmak için çok sayıda replikasyon orijini kullanılır. Ökaryot hücrelerde replikasyonda görev yapan DNA ligaz enzimi çekirdek sıvısında sentezlenir. Bir kere bu bir enzim. Enzim protein. Proteinler çekirdekte sentezlenmezdi. Prokaryot hücrede ribozomda gerçekleşebilir. Şimdi DNA replikasyonu diyoruz. Ribozom protein sentezler. DNA değil. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 olacak. Bakın serbest bulunan çeşitli molekül miktarları K nükleik asitinin üretiminde kullanılan öncesi ve sonrası şeklinde tablolaştırılmış. Hocam burada riboz ve urasil gördüğünüz gibi miktar olarak azaldığı için demek ki bir RNA sentezi söz konusu ve bu RNA hücrede ribozomda bulunabilir. Ribozomal RNA. Dolayısıyla RNA olduğu için protein sentezinde görev alabilir. K nükleik asitin yapısında bulunan adeninin sitozin bazına oranı eşittir, 1'e eşittir. Şöyle bakalım. Adenin 400 taneydi, 300 tane olmuş. Demek ki 100 tane adenin kullanmışız. Sitozine bakıyorum, 800 taneydi. 500 tane kalmış, 300 tane kullanılmış. Bunların birbirine oranı 1'e eşit değil. 3 gitti, 1 ve 2 olacak. K nükleik asidi mRNA ise yapısında 200 kodon bulunabilir. Şimdi mantık olarak şöyle bakalım. Başlangıçta 1000 riboz, 1000 fosfat vardı. En son 400 fosfat, 400 riboz kalmış. Demek ki 600 fosfat, 600 riboz kullanmış. Baz artı şeker artı fosfat bir nükleotit ise ve biz 600 tane fosfat kullanmışsak 600 nükleotit üretmişiz. Ve üçlü nükleotit bir kodon olduğuna göre 200 kodonluk bir mRNA söz konusu olabilir.